Hayırlısıyla bu işi halletmiş olduk. Ne şanslı adamım ben aslında. Uf. 20 milyar be. Gerçi Mersin'deki evi ipotek ettik ama olsun. Bu iş için gerekli olan parayı da bulmuş oldum. Memleket havasını konserveleyip satmak benden başka kimsenin aklına gelmezdi. Hey yavrum hey. Acayip zeki adamım canım. Kendim de iftihar ediyorum vallahi. Bu paralarla dünyanın dört bir yanına İzmir, Kars, Van, Ardahan, Ankara havalarını satacağım ve böylece çil çil paralar kazanacağım. Bu saçma fikri babamın kafasına kesinlikle mikrop mücella sokmuştur. Memleket havası konservesini kim alır be? Herkes alacak, herkes. Hatta Türk olmayanlara bile satacağım. Fransızlara, Japonlara, Eskimolara bile satacağım. Kusura bakma babacığım ama seni engellemek zorundayım. Paralarla imparator... Bir dakika, ne yapıyorum ben ya? Ben bu kadar salak mıyım? Böyle abuk sabuk işlere milyarlar yatırıyorum. Hemen vazgeçiyorum ve bu paraları da aldığım yere iade ediyorum. Oh neyse babamı hallettim. Şimdi de masajcımın yanına gidebilirim. Şimdi Önder Bey, kabak çekirdeği deyince insanın aklına ne gelir? Ya kabak gelir ya da çekirdek gelir. İkisini birden insanın aklına getirmek lazım da ya kabak çekirdeği birlikte gelecek insan aklına. Ya. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim bana. Oğlum ne oldu sana Masar? Önder Bey son zamanlarda Masar'a çok yüklendiniz yani zavallının sigortaları da dayanamadı attı tabi. Ver. Sigortan attı tabi. Aa sigortan. Ya. Evet canım. İlk önce babamı hallettim. Şimdi de kocamı halletmeye geldim. Ama bütün bunlar bittikten sonra seni de halledeceğim hiç merak etme. Aferin. Tabii bütün işleri sırasıyla yapmak lazım. Mesela ben şimdi gidip Menkıbe Hanımların Masar Bey'in evlenmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Hemen arkasından da baban Gazanfer Bey'le ilgileneceğim. Hadi bay bay. Allah'ım nereden sordun başıma bu belayı ya? Masar Bey. Sen de düzeleceksen düzel artık. Efendim abi. Yok bir şey oğlum. Allah Allah. Vurdun mu bana bir şey yaptın? Kim vurdu? Ya ben buna vurdum mu evladım şimdi? Ne yalan söyleyeyim vurdunuz Önder Bey. Aa deli olacağım ben ya. Zaten dengesi bozuldu. Bana bak Gazanfer amca. Buradan çıkan paraya faiz saniyesinde işlemeye başlar. Sen de paranı faizle birlikte ödeyebilirsin tabii ki. Bana bak Balyozcan. Faizini ödemeden ana parayı ödeyenlere biz ne yaparız ha? Hani şu en son bayıldım. Sonra da estetik ameliyatla Levent Orhan'a benzettiğimiz adamı mı diyorsun reis? Ama Sayın Abdülgadder Bey bana verdiğiniz paralara saymak amacıyla bile dokunmadım. Ne olur acıyın bana. Bu seferlik olsun beni bağışlayın. Aa, seni sevdim Gazanfer amca. Bu seferlik öyle olsun. Parayı ver, senetlerini al. Sanırım Gazanfer Bey iş kurmaktan vazgeçti. Ama Abdülgattar Bey bu kadar kolay bırakmamalı onu. Oo Gazanfer amca. Bakıyorum hala buradasın. Ah, doğru ya haklısınız. Sizi daha fazla rahatsız etmemem lazım. İzninizle. Hop 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 hop. Boru mu bu be? Anlaşma yaptık, senet yaptık. Bana bak git işini kur, çalış ve benim borcumu öde. Ama Sayın Abdülgaddar Bey demin sizinle her konudan mutabakata varmıştık. Ben yerimden bile kımıldamadım. Sen o mutabakat dediğin yere tek başına gitmişindir. Dediklerimi duydun. Git işini kur, çalış ve benim de paramı öde. Anlaşıldı mı? Lan! Oho Gazanfer Bey bu kadar zavallı olmayın yani. E madem öyle size biraz takviye yapalım. Lan Abdülkadir sen kiminle dans ediyorsun lan? Sen kısa pantolonla mahallede misket oynarken ben o misket fabrikalarını haraca bağlamıştım. Dingil! Allah! Yedim lan seni! Şimdi de sahne sırası polislerin. Elleri kırdın. Kimse kıvırlamasın. Sizi Tosun'un kribinde oynatacağız. Yürüyün bakayım. Yürü. İşte tamam.
baban hapislerde çürümeye başlayınca ne yapacaksın bakalım Ruhsar Hanım? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma, görsünüm.